RT ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün 8 Temmuz Cuma, RT Ana Haber Bülteni ile tekrar karşınızdayız. Gün içerisinde yaşanan sıcak gelişmeleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Ramazan bayramını sevdikleriyle beraber geçirmek isteyenler aylar haftalar öncesinden biletlerini aldı. 9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle dönüş yolculuğu başladı. Ramazan bayramını memleketinde sevdiklerinin yanında geçirmek isteyenler sıkıntı yaşamamak için hem gidiş hem dönüş biletini aylar, haftalar öncesinden aldı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilip ailesiyle birlikte tatile çıkanlar da oldu. Bayramın sona ermesiyle dönüşe geçen vatandaşlar Ereğli Otogarı'nı hareketlendirdi. Biz yazlığa geldik, yazlık köylüyüz. Tatilimizi burada geçirdik. Şimdi İstanbul'a geri dönüyorum. Kayınvalidem gelmişti. Ramazan'da burada geçirdik. Şimdi Kayseri'ye yolcu ediyoruz. Oradan Erzurum'a geçecek. Zaten bizim aile kalabalık. Yaz olduğu zaman işte biz 8 kardeşiz. Babam var büyük olarak. Her zaman her yaz gelirler işte. Aynı bizim gelenek devam ediyor yani. Kız kardeşimin yazlığı var. Kendisi İzmir'de oturuyor. Yazlar buraya geliyor. Biz de 3 kız kardeşiz. Ara sıra biz de buraya geliyoruz. Bir hafta kaldı burada. Şimdi tekrar Tarsus'a gidiyorum. Ayın 14'ünde de ameliyatım var. Safra kesisi ameliyatı. Onun için tekrar dönüş yapıyorum. Eğer olmayacaksam tekrar diye geleceğim. Biraz daha burada vakit geçireyim. Çok sıcak çünkü oralar, Çukurova. Kimisi yakınlarını yolcu etmenin burukluğunu, kimisi ise gidiyor olmanın hüznünü yaşadı. Firmalar bilet satışlarında artış yaşandığını ve özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi illere seyahat talebinin fazla olduğunu kaydetti. Bayram öncesinden bir ay evvelinden bayram dönüşü, bayram gelişi biletlerimiz tamamen satılmıştı. Bunun neticesinde de biz kendi elimizdeki mevcut araçlarımızın haricinde, kendi firmamızdaki boş kalan araçlarımızla sürekli takviye yedek servisleri açarak vatandaşımızın mağduriyetini gidermiş olduk. Peki daha çok hangi bölgelere seferler düzenlediniz? Şu anda bayram öncesi geliş ve gidişlerde en büyük talep İstanbul'dan geliş ve İstanbul'a gidiş. Yaklaşık olarak normal bir seferimizin haricinde günlük 3-4 servis, hafta sonları da 6. servisi açmış olduk. Diğer taraftan İzmir ve Bursa. Ek seferler düzenlediklerini belirten firma yetkilileri vatandaşların mağdur olmaması için önlem alındığını söyledi. Hiçbir vatandaş şeysiz kalmadı. Normal bir şekilde herkes yerine dönüyor zaten. Sıkıntı yok. Ayın 9'undan sonra zaten normale dönüyoruz yani. Cumartesi pazardan sonra normale dönüyor seferlerimiz. Konya'da Karşışehir'de geçerek devrilen tıra başka bir tırın çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazadan dolayı aksayan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Konya'da Karşışehir'de geçerek devrilen tıra başka bir tırın çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Zafer Altuntaş idaresindeki 45KA7604 plakalı tır, Konya Karapınar Karayolu'nun 50. kilometresinde İsmil Mahallesi yakınlarında Karşışehir'de geçerek devrildi. Bu sırada Ahmet Toker'in kullandığı 34CP7462 plakalı tır yola devrilen tıra çarptı. Sürücü Altuntaş kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Toker ise kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarma ve polisin incelemesinin ardından Altuntaş'ın cesedi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda aksayan ulaşım araçların kaldırmasının ardından normale döndü. Karapınar'da bugün üzücü bir olay yaşandı. Namaz kıldığı camide hırkasını unuttuğunu fark eden Sevim köybaşı geri döndü. O esnada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Önce camide namaz kıldı, daha sonra ayrıldı. Ancak unuttuğu hırkasını almak için tekrar gelirken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay bugün Karapınar'da yaşandı. Kütahya'dan Osmaniye'ye giden Sevim Köybaşı isimli kadın öğle namazını kılmak için ilçede bulunan çevre camisine gitti.
Burada namazını kıldıktan sonra kiraladıkları minibüse doğru ilerlerken hırkasını unuttuğunu fark eden ve geri döndüğü esnada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın, Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadına çarpan 01ZD890 plakalı otomobilin sürücüsü MS gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ereğli Belediyesi'nin farklı mahallelerde gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Tekke Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu. Bayram sonrası sıcak asfalt çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edeceğini ifade eden Başkan Özgüven, şehrin en kısa ücra köşelerine kadar hizmet ulaştırma hedefiyle çalıştıklarını kaydetti. Şehir genelinde çok yoğun bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ekiplerimiz belirlenen programlar dahilinde mahallelerde asfalt ve kaldırım çalışması yapıyor. Şu anda Tekke mahallemizde sıcak asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mahalle sakinlerimizle istişare ediyoruz. Daha güzel ve yaşanabilir bir Ereğli için vatandaşlarımızla görüş alışverişinde bulunarak hizmet ediyoruz. Bayram sonrası Allah'ın izniyle yoğun bir asfaltlama çalışması gerçekleştireceğiz dedi. Ereğli Belediyesi bünyesinde evde bakım hizmeti ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine koşmaya devam ediyor. Ereğli Belediyesi bünyesinde hizmet veren evde bakım hizmeti birimi ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine koşuyor. Evde bakım hizmetiyle birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Özkan Özgüven, sosyal belediyeciliğin en önemli unsurunun başında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sahip çıkmak gelir. Oluşturduğumuz evde bakım hizmeti birimiyle Ereğli genelinde yaptığımız araştırmalar kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her türlü desteği veriyoruz. Vatandaşlarımızın evlerindeki eksiklikleri gideriyoruz, evlerin bakım ve onarımını yapıyoruz, kişisel bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Biz bunları yaparken onların hayır dualarını almak bize en büyük mükafattır. Bu konuda özverili ve gayretli bir çalışma ortaya koyan tüm ekibime teşekkür ediyorum dedi. Başkan Özgüven, evde bakım hizmetinin sadece Ereğli merkez odaklı olmadığını, 87 mahallenin tamamında bu hizmetin sunulduğunu ifade ederek, evde bakım hizmetinin diğer belediye çalışmalarının önünde olduğunu sözlerine ekledi. Cildiye uzmanı İbrahim Delice, havaların ısınması nedeniyle güneş koruyucuları hakkında bilgi verdi. Güneşten korunmanın önemli olduğuna vurgu yaptı. İyi akşamlar diliyorum. Yaz dönemi başlamış. Cildiye uzmanı İbrahim Delice, ısınan havalar nedeniyle kullanılan güneş koruyucuları hakkında bilgi verdi. Deri kanserinin oluşmasında güneşin olumsuz etkisi olduğunu söyleyen Delice, mutlaka güneşten korunmanın önemli olduğunu belirtti. Mutlaka güneşten korunmamız gerekiyor. Güneşten korunmanın en önemli yöntemlerden biri fiziksel korumadır. Fiziksel koruma dediğimiz işte şapkadır, elbisedir, bu gibi ürünlerle güneşten korunabiliyoruz. Artı bu kullandığımız giysilerin ve şapkaların genellikle açık tenli, açık renkli olmasını tavsiye ediyoruz. Açık renkler güneşe yansıtıp güneşin doğrudan zararlı etkilerini de vücuttan uzaklaştırıyor. Bir diğerleri ise güneşten koruyucu kremler. Güneşten koruyucu kremler de fiziksel olarak ve kimyasal olarak cildimizi güneşin zararlı etkilerinden, özellikle ultraviyolet zararlı etkilerinden korumaktadır. Güneş koruyucularda bizim dikkat etmemiz gereken en önemli şey faktörleridir. Biz normalde güneş koruyucu tavsiye ederken en az 30 koruma faktörlü güneş koruyucu öneriyoruz. 30'un üzerindeki rakamlar da rahatlıkla kullanılabilir. Bu rakamlar 40-50 gibi rakamlara ulaşabiliyor. Hatta daha yüksek rakamlı güneş koruyucular da mevcut. Ancak korumaları açısından çok büyük bir fark yok. Yani %30 ile %50 arasındaki koruma faktörü %5 civarındadır. Dolayısıyla en az 30 koruma faktörlü güneş koruyucuları tercih etmemiz gerekiyor. Bir de dikkat etmemiz gereken güneş koruyucuların su ve sabunla temas halinde etkisinin ortadan kalkması, bu yüzden de yenilememiz gerekiyor. Bir de saat olarak koruma güçleri var. Ortalama olarak biz 3-4 saatte bir güneş koruyucunun mutlaka yenilenmesini gerektiğini söylüyoruz.
Güneş koruyucuları 3-4 saat sonra mutlaka yenileyeceğiz. Yoksa sabah sürüp çıkıp akşam gelmenin çok bir anlamı yok. Güneş koruyucu sadece 3-4 saat devam eder. Daha sonra güneş koruyucunun hiçbir etkisi kalmaz. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından Türkiye gündemiyle tekrar karşınızdayız. KNS Ahşap Dekorasyon, Ereğli'nin tek ahşap dekorasyon mağazası açıldı. Kaliteli ürün ve bol çeşitle burada eviniz, bahçeniz ve iş yerleriniz için birbirinden farklı modellerde dekoratif ahşap ürünler, ev mobilyaları ve aksesuarları KNS Ahşap Dekorasyon'da. KNS Ahşap Dekorasyon'da yok yok. Ev dekorasyon ürünleri, balkon, bahçe ve arsalarınız için salıncak çeşitleri, ahşap kamelya, ev ve bahçe mobilyaları, 3D mobilya kapak uygulamaları, ahşap iç dış dekorasyon uygulamaları, ahşap kapı pencere, mutfak dolabı, çocuk odası, yatak odası, vestiyer, banyo dolabı ve TV üniteleri, dresuar, fiskos, mutfak köşesi, sallanır sandalye, tavure takımları, çalışma masaları, makyaj koltukları, lambader ve binlerce model dekoratif ürün. KNS Ahşap Dekorasyon'la mekanlarınız artık daha şık olacak. KNS Ahşap Dekorasyon, Kansu İlhan. Adres: Ziya Gökalp Mahallesi Emniyet İlerisi. Telefon 0541 496 7744. Resto, organik meyveden yapılan nefis dondurma Resto. Kendi imalatımız bal badem, frambuaz, ahududu, karadutlu Resto, Antep fıstıklı, çikolatalı, sade ve meyveli dondurma Resto. Gösterişli sunumuyla sağlık deposu Resto dondurma. Sadece Resto'da. Üreticinin iş ortağı Yiğit Tarım'dan süper hizmet. Zaman ve işçilikten kazanmak için köstebek sulama sistemleri. Yonca ve çayır bitkilerini sulamak artık çok kolay. Köstebek sulama sistemleriyle tanışın. Tarlanızda 5 yıl boyunca sulama ve biçim sırasında karşılaştığınız tüm sorunlardan kurtulun. Boru aktarma, biçim geldi boru sök, tak veya tarladan çıkar derdine son. Köstebek toprak altı sprinkleriyle çiftçiliğin keyfini sürün. Zaman ve işçilikten kazanmak için köstebek sulama sistemleri. Köstebekle tanışın, size sadece vanayı açmak ve kapatmak kalsın. Suyu açtığınızda yerin altında gizli olan köstebek sulama sistemleri otomatik olarak 60 santime kadar yükselir ve yağmurlama sulama işlemine başlar. Suyu kapattığınızda ise otomatik olarak toprağın altına kendi iner. Böylece boru aktarma ve biçim zamanı boru toplama işinden kurtulmuş olursunuz. Siz de köstebek sulama sistemleriyle tanışmak istiyor ve yapılan işleri yerinde görmek istiyorsanız hemen arayın. Bilgi destek için telefon 0332 734 54 49 0532 615 80 09. Adres: Ereğli Adana yolu üzeri 1. kilometre. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven İnovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşa kabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres: Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107.
Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddetinin protesto edildiği gösterilerde keskin nişancılar polise kurşun yağdırdı. Olay Dallas kentindeki Belo Garden Park'ta meydana geldi. Gösteriler sırasında keskin nişancıların açtığı ateşte 5 polis öldü, 6 polis de yaralandı. Polis olduğu tahmin edilen bir kişinin yakın mesafeden vurulduğunun görüldüğü bu görüntülerse kan dondurdu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Otoparkta sıkıştırılan 4. şüpheliyle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Saatler süren çatışma sonrasında şüphelinin kendini vurduğu açıklandı. Şüphelinin kentin her yanına bomba yerleştirdiği iddiaları üzerine olay yeri güvenlik çemberine alındı. Polisin yaptığı arama sonucunda bölgede patlayıcı bulunmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama saldırıyı kınadı. Obama saldırıyı önceden planlanmış vahşi ve aşağılık bir saldırı olarak niteledi. Olayla ilgili herkesin gereken cezayı alacağını da ekledi. Louisiana eyaletinde salı günü 37 yaşındaki Alton Sterling adlı siyahi polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Bu olayın bir gün sonrasında ise Minnesota eyaletinde yine bir siyahi Amerikalı trafik çevirmesinde polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkari ve Kuzey Irak'ta teröristlere ait 15 hedefi yok etti. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Abeşti kırsalında anlık bir istihbaratı değerlendiren Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları operasyon düzenledi. Bölgede tespit edilen PKK'lı terörist grubu ve sığınakların olduğu 8 hedef ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'taki Avarşın Basyan bölgesine de sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Bölgede tespit edilen PKK'lı terörist grubu ve sığınakların bulunduğu 7 hedef ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi. Bu arada Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde bulunan askeri birliklerle bazı karakolların üst bölgelerine bu sabaha karşı PKK'lı teröristler tarafından havan ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Saldırıya nöbette bulunan askerler tarafından anında karşılık verilirken Balkaya Dağları'nda belirlenen terör hedefleri yoğun top atışına tutuldu. PKK'lıların bulunduğu değerlendirilen hedeflere top atışları yaklaşık 4 saat sürdü. Sakarya'da bulunan 1. Anabakım Merkezi Komutanlığı'nda fırtına ve Poyraz mühimmat aracının yanı sıra tüm klasik optik sistemlerinin tasarım ve imalatı da gerçekleştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan tüm araç ve silah üstü atış kontrol aletleriyle personelin kullandığı gözetleme dürbünleri ve teleskopların imalatı, bakımı Türk işçilerin elinde gerçekleşiyor. İmalatı ve bakımları yapılan dürbünler sınırlı operasyon bölgelerinde adeta Mehmetçiğin keskin gözleri oluyor. 1982 yılından bu yana faaliyet gösteren Optik Üretim Merkezi Türkiye'de tek olmasıyla da ayrı bir gurur kaynağı. Merkezde yüksek teknolojiye sahip bilgisayar kontrollü tezgahlarda nanoteknoloji kullanılarak geçirgenlik ve yansıma kaplamalarıyla istenilen özelliklere sahip optikler üretiliyor. Tesiste Şahin teleskop, top havan optik nişan alma aleti, atmaca dürbün, oynar başlıklı dürbün, holografik nişangah sistemi, kartal teleskop, küresel ve küresel olmayan merceklerin tasarımı ve imalatı gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin birçok bölgesi aşırı yağışlara teslim oldu. Kayseri'de şiddetli yağış yüzünden sele kapılan çoban Bayram Soyak hayatını kaybetti. Sel nedeniyle ilçede parke taşları yerinden söküldü. Araçlar sürüklendi. Büyük çapta hasar meydana geldi. Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlar sele dönüştü. İlçenin Doğancılar Mahallesi'nde 76 yaşındaki İfakat Çoban, evinin önündeki sel sularının getirdiği çamurları temizlemeye çalışırken kayarak kafasını taşa çarptı. Yaşlı kadın hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Ordu'da etkili olan ve hayatı felç eden sel 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Selde kaybolan 2 kişi ise hala bulunamadı. Vatandaşlar o anları anlattı. 3 kuşak öncesinden dahi duyduklarımıza göre böyle bir afet hiç duymadık. Şimdi Arefe günü
akşamdan başladı yağma, sabaha kadar aralıksız. O gece ne olduysa oldu sabaha kadar. Sabahleyin camiye falan ben hep evde kaldım. Camiye falan gelmemiz mümkün değildi. Bayram falan namazı kılamadık. Birçok evde sel nedeniyle boşaltılmış durumda. Mesela evlerimizi boşalttık. Kendimin Fatsa'da evi var. Evet. Gidip geliyorum, gündüz geliyorum, akşamları gidip geliyorum. Burada komşularımızın bir kısmı komşu evlere yerleşti. Yani burada, bu mahallede 7-8 hanenin hepsi boşaldı şu anda. Yağışlar Artvin'in Yusufeli ilçesinde de etkili oldu. Çok sayıda araç sel sularıyla birlikte Barhal Çayı'na sürüklendi. Sel suları nedeniyle çok sayıda evde maddi hasar oluşurken can kaybının yaşanmadığı ilçede yağışların nedeni olduğu tabloda günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış sele dönüştü. Sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Önüne aldığı her şeyi götüren seli cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar panik yaşadı. Şiddetli akan su nedeniyle bazı köprüler zarar görürken selde can ve mal kaybı yaşanmadı. Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Gürpınar Mahallesi'nde cadde ve sokaklar sel suları altında kaldı. Patpat Deresi'nin taşmasıyla yolda bulunan 10 araçta hasar oluştu. Şeyin egzozu indirdi. Abi egzoz nerede, baktın mı? Sel sonrası jandarma tarafından bölgede tedbir alınırken Darende Belediyesi'ne ait iş makineleri yol üzerindeki kum, çakıl ve kaya parçalarını temizledi. Akçadağ'daki selde kayısıyı vurdu. Kayısı üreticileri zararlarının çok büyük olduğunu söyledi. Yağışlar dünkü yağış çok şiddetli yağdı. Uzun boylu yağmadı ama şiddetli, her tarafı harap etti. Biz işimler attık, kuruttuk, kılalara serdik. Kılalar burada, sergenlerimiz burada yanar. Mağdur olduk çiftçi olarak. Biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Önünde topluyoruz, istimat yok geri. Geri seriyoruz, gene mağdur oluyoruz. Vatandaşın kırkı mağdur olduk. Gaziantep'in merkezinde ve Şahinbey ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Araçlar sular altında kaldı, duvarlar çöktü. Vatandaşlar mahsur kaldı. Aydoğanlar Kuyumculuk Şube 2. Sektörde 20 yıldır sizlerleyiz. Altınbaş, Asos, Atlantis, Koçak Gold, Diva, Pera, Anabayi, Aydoğanlar Kuyumculuk. En özel günlerinizde hep yanınızda olduk. Sizi düşündük, sizinle var olduk. Artık ikinci şubemizde de tek hedef olarak gönlünüzdeki yerimizi büyütmeye kararlıyız. Pırlanta çeşitleri, bay bayan saat çeşitlerinde Romanson, Quantum, bilezikte son çıkan modeller, Allianz'da sayısız seçenekler. Bir ömür boyu mutluluğun simgesi Allianz'da pek çok modeli beğeninize sunuyoruz. Her kesimden çiftlere hitap eden Allianz çeşitleri ve daha birçok model Aydoğanlar Kuyumculuk 2. Şubede. Altın ve pırlantada yıllardır bizleri tercih ettiniz. Güvendiniz, güveninizi boşa çıkarmamak için çalışmaya, çok çalışmaya, sizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Aydoğanlar Kuyumculuk, Ali Aydoğan, Merkez Adres Cumhuriyet Caddesi numara 1. Şube adres Hamam Caddesi Ticaret Odası yanı. Telefon 0332 710 20 30.
Zirai mücadele ilaçları, tohum ve makine bayi Tunç Tarım. Adres Halyokuşu, Akü Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sunar. Zirai mücadele ilaçları, tohum ve makine bayi Tunç Tarım. Adres Halyokuşu, Akü Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sundu. Bugünlük ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.